Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te cloud işlemlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde güncelleme sayfasında aranan kaydı text box'lara getirme işlemini göstermiştik. Bu dersimizde güncelleme işlemini yapacağız. Şimdi önce cloud class'ımızı açıyoruz. Şuraları kapatıyorum. Ve buraya bir metot daha ekleyeceğiz. Bu da ekleme, silme ve güncelleme işlemi için olacak. Static void ekle, sil, güncelle. Evet, burada SQL command türünde bir nesnemiz ve string türünde bir, yine aynı şekilde bir parametremiz olacak. Bir tane parametre kullanacağız buradan. Şurayı kopyalıyorum. Bağlantı cümlesini ve bağlantıyı açtık. Şimdi burada komut nokta connection bağlantı komut nokta command text SQL sonra komut execute now query bağlantı close şuraları da kopyalıyoruz. Evet, burası tamam. Ekleme sayfasında işlem yapmıştık. Bunu da class'tan çekelim. Burayı sileceğiz sonra. Hatta sileceğimiz yerler şöyle yapalım. Şurası olacak. Tamam. Sorgu tamam şuralar olacak hatta şöyle yapalım şuralar olmayacak yine aynı şekilde burası da olmayacak. Şimdi metodumuzu çağırabiliriz. Cloud nokta ekle sil güncelle. SQL command türünde bir de string türünde bu da sorgu olacak. Evet, bu şekilde. Bunun denemesini de yapacağız. Şimdi güncelle için yapalım bu işlemi. Parametre kullanacaktık burada. Aynısını kopyalıyorum. Çift tıkladım. System Data SQL Client kütüphanesini eklemiş olduk. Yine aynı şekilde sistem data kütüphanesini de eklemiş olduk. Evet. Şimdi burada ne olacak? Update tablomuzun adı customer ve set değişecek alanlar. Şimdi burada
First name için, tamam. Bu last name, parametre 2, city parametre 3 ve salary parametre 4 dedikten sonra şu parantezleri sildik, tamam. Set değişecek alanlar, ver neye göre, bu da id'ye göre eşittir, tek tırnak içerisinde çift tırnaklar, bu neydi, txt id'ye göre, tamam, çağırdık hepsini, tamam, sorgumuz da tamam, şöyle gösterelim. Sorgumuz da tamam. Metodumuzu da çağırdık. Parametrelerimizi de belirledik. Evet, şimdi deneme yapabiliriz. Index ASP(x)'ten çalıştırıyorum tekrar. Bu arada küçük bir deneme yapayım. Ekleme işlemini yapıyor mu, yapmıyor mu? Onu da görmüş olacağız. Şimdi burada en son 7. kayıt var. Daha önce denemiştik deneme. Rastgele bir şeyler. Ekle diyorum. Bakalım. Evet. Burada bir hata var. Giriş dizesi doğru biçimde değil diyor. Tekrar deneme yapalım. Hatamız arkadaşlar, sayısal alana string ifade yazmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı oldu. Şimdi ekle dediğim zaman, evet, eklendi. Şimdi bunda bir sorun yok. Güncelleme için bakalım. Güncellemede büyük bir ihtimal bir hata olacak. Şöyle yaptığımız zaman tekrar nereye döndü? Ana sayfaya döndü. Yani şöyle 5 dediğim zaman arama yapmama izin vermiyor. Şimdi onu da butonla yapacağız. ID ID için şuraya bir stil. Genişlik %25. Bir bakalım nasıl duruyor. Tamam, bu şekilde kalsın. Yanına da bir tane buton ekleyeceğiz. Buton aşağı indi. Kayıt getir ya da getir. Fark etmiyor. Kayıt getir. Buna bir stil vermeye çalışalım. Float left ile bir yaslamaya çalışalım. Olmazsa div içerisine alacağız. Tamam, div içerisine alalım. Div.
Aynı şekilde butonu da div içerisine alıyorum. Stil float left. Şuraya stil float left. Tamam. Şimdi bakalım. Tamam, sanırım oldu. First name. Butonumuza bir class verip o şekilde bir deneyelim. Float left, left. Bir CSS class. Primary olsun. First name aşağıda kaldı. Şimdi yukarıda kaldı first name. Bir BR etiketi kurtarır mı? Bir bakalım. Bir iki üç tane BR evet, bu sefer burası düzelmedi. Şimdi şöyle yapalım en baştan itibaren. Bir divin içerisine alıyoruz. Text box'ı. Ardından yine bir divin içerisine de butonu ekliyoruz. Div'in stil özelliğine float left ile sola yazıyoruz ve aynı zamanda da div'e bir genişlik veriyoruz. Bunun genişliği de 90 oranında olsun. Yine bunu da float left ile sola doğru yaslıyoruz. Şimdi görünümüne bir bakalım. Evet, şu first name bir bakalım, şöyle çalıştıralım. Bunu aşağı almamız gerekiyor. Şimdi butonu da aşağı almamız gerekiyor. %91 yapıyoruz. Kayıt getir. Bir CSS class verelim. Git.
BTN, BTN primary. Buton alta indi sanki. Evet, tamam, buton burada. Şimdi şuranın yüksekliğini şöyle aşağı doğru biraz daha, daha doğrusu margin top özelliğini biraz daha aşağı indireceğiz. Onu da sadece buton için yapacağız. Butonu stil margin top 20 piksel bir deneyelim. 20 piksel. Tamam, güzel durdu. Şu first name'i biraz daha aşağı alalım. Tabi buna 2-3 tane BR eklesek. Evet, tamam. İstediğimiz şekilde oldu şu anda. Şimdi bir bakalım, şöyle bir dediğim zaman kayıt geliyor. Enter'a bastığım zaman tamam, kayıtlar bu şekilde geliyor. Yalnız butonun click olayına yazmadık komutları, bu şekilde de işliyor. Yani daha garanti olsun diye butonu click olayına yazabiliriz. Şurası. Butonumuz burada. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Tekrar bir çalıştıralım bakalım. Ve güncelleme işlemini de yapıp bu şekilde herhangi bir sorun yoksa dersimizi de burada bitirelim. Şimdi Enter'a bastığım zaman tamam, kayıtlar geliyor. 5. Tamam. Şu anda herhangi bir sorun yok. 10'du galiba. 10. Şeyler yapalım. Değişiklik olup olmadığını gözlemlemek için şurayı 15 olarak değiştiriyorum. Ve güncelle dediğim zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıtta güncelleme işlemi gerçekleşti. Evet arkadaşlar, böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.